Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün gurbetçi Dağıstan Öztürk. Dağıstan Öztürk Kangal'a gönül vermiş. Dağıstan Öztürk arkadaşımız ziyaretimize geldi. Onu yanından alayım mı? Yok, merhaba sıkıntı yok. Merhaba Ozan. Baştan başlayalım. Dur. Merhaba. Merhaba abi. Şimdi arkadaşlar Dağıstan arkadaşımızı gördüğümüzde benim direkt aklıma gelen bayağı bir soru var. Sizi de tabii en ufak o şeylerden... Sorular beni sıkıştırmaz. Yok, sıkıştırmaz inşallah. Ama benim için önemli olan sizin de merak ettiğiniz sorulara cevap bulacağımıza inanıyorum. Şimdi Avrupa Fransa'da değil mi? Fransa abi. Fransa Paris'i var. Paris bölgesi. Paris bölgesinde yaşıyoruz. Evet. Kaç tane köpeğim var? Abi kendi evimde 5 tane köpeğim vardı. Şimdi eledim 3 tane var. Allah izin verirse 2 tane daha alıp götüreceğim. Yine toplamda 5 tane yapacağım. Zaten Avrupa'da şöyle bir sistem var. Köpek besliyorsan evinde sadece 7 tane köpek besleme hakkın var. Profesyonel olarak belge sahibi değilsen evinin kendi içerisinde, tabii bulunduğun etraftaki evler 400 metrenin uzağında olacak ve 400 metre yakınındaki evlerden herhangi birinden bir şikayet gelirse köpekleri götür. O yüzden bizim kısıtlı bir sistemimiz var. 7 köpeğin dışına çıkamıyoruz. Şunu bir tutabilir miyiz? Dişini tabii işte. Ben profesyonel bir şeye başvuru yaptım abi, belgeye. Şimdi Avrupa'da bir Türk daha var. Zaten o bana yardımcı oldu. Onun dışında en büyük profesyonel olarak pet taksi, köpek pansiyonu otel olarak çalıştırabileceğim. Bir de 50'ye yakın köpek damızlık olarak kullanabilme bir yetkisi var yani. Profesyonel belge yani. Tarım okulunun bana vermiş olduğu bir belge. Onunla Allah izin verirse inşallah abi köpeklerimizin iskeletiyle alakalı bütün MR'larını, röntgenlerini çektireceğiz. Zaten profesyonel olabilmek için bunları yapmak zorundasın. Çünkü sen bu köpeğin ayaklarını görüyorsun, kalçalarını görüyorsun. Gördüğün gibi değil. Köpeğe bırakıyorsun, ceylan gibi karşıdaki dağa çıkıyor. Bir röntgen çekiyorsun, köpeğin kalçasında problem çıkıyor. O yüzden buradan alacağım köpekler de öncelikle götüreceğim fakültede. Tüm MR'larını, röntgenlerini çektikten sonra Fransa'ya götüreceğim. Orada da Allah izin verirse sağlıklı köpek üretmeye çalışacağız abi. Evet. İnşallah. Şimdi herkesten yurt dışına güzel köpekler gidiyor diye bir şey var. Kara olan bir kere gitmiyor arkadaşlar, merak etmeyin. Bunu biz Fransa'dan ziyarete geldik, evet. Görmeye geldik. Evet, onu bir hatırlatayım. Şimdi bizim takipçilerimiz her zaman da dikkat ettikleri şey... Hoş bulduk hocam. Biz buradan kangal gönderiyoruz. Avrupa'da tamamen biz Türkiye'de kangal kalmayacak. Evet. Diye bir izlenim yaratılıyor. Ama ben bazı şeylerde, videolarda açıklama yaptım. Bizi güzel temsil edecek kaliteli hayvanlar göndermemiz iyidir falan dedim. Sizin orada bu kangal şeyler nasıl? Abi, Avrupa nasıl? Hangi gözle bakıyor bizim kangallara? Abi Avrupa hangi gözle bakıyor? Ben kendimden özellikle söyleyeyim abi. Ben köpeği alıp gerçekten ıslah edip, bütün az önce de söyledim ya, röntgenleriyle tabii karakterini biz iskeletini öncelikle ilk etapta kendimiz görüyoruz, inceliyoruz. Hoşumuza gidiyorsa kliniklere götürüyoruz, fakültelere röntgenini çekiyoruz. Onun dışında karakteriyle ilgileniyoruz. Ve biz köpekleri ürettikçe de abi, çoğalttıkça da gerçekten bizim köpeklerimizin kendileri de yavrularından da bir kısım biz Türkiye'ye getirmeyi de düşünüyoruz. Sadece biz bu köpekleri yani Fransa'da yetiştirip orada noktayı koymak istemiyoruz abi. Ben istiyorum ki o köpeklerin en güzel özünden yetiştirip ıslah edip en güzellerini de buraya gönderip burada gerçekten doğasının içinde, tabii çiftlik hayatı yaşayacaksa kimse kusura bakmasın, kurban ederim öyle köpekler, ama gelip de burada mesela atıyorum Temel kardeşim de olsun, Fettah kardeşim de olsun, gelip de sürünün başında esas görevini yapacaksa ben diyorum isteyen varsa ben hediye de ederim. İslah edeyim, ben kendim güvenliyim, altına imzamı atacağım köpekler deyip. Şimdi biz Zoro'yu da götürdük ama biz Zoro'nun altından da kendini kanıtlamış bir şey görmedik. Zoro'nun geçmişte de yok. Zoro sadece biz bir fotoğraftan almışız. Yani manken gibi oraya çizmişiz. Örnek olarak gerçekten parmakla gösterilebilecek bir köpek. Ama biz bunun altından da devamını getirebileceğiz. Onun için ne yapacağız abi? Doğru köpeklerle işleyip, ıslah edip, evet, doğru fizikte köpekleri Allah izin verirse inşallah buraya da getireceğiz. Bir de şöyle söyleyeyim abi. Biz Zoro'yu aldık. Zoro direkt geldi ama Zoro'nun arkasından Zorbe'yi aldık. Biliyorsun sen de, evet, geldin, çekimler, evet, yaptın. Biz Zorbe'yi getirmeden önce, Zoro'yu almadan önce Zoro'nun nesli burada tükenmiş durumdaydı. Yani biz Zorbe'yi aldıktan sonra Fettah'ın şu an orada 20 tane yavrusu var abi. Biz bunları alıp da burada neslini tüketmiyoruz. Önce burada neslini devam ettiriyoruz, bırakıyoruz, ondan sonra oraya götürüyoruz abi. Şimdi bu arada belirtmek istediğim bir şey, Zoro, şampiyon Zoro, dünya şampiyonu olmuştu. Evet, İspanya'daki Allianz Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışmada
dünya şampiyonu. Şimdi FCI farklı. Biz dünya yani, genelinin değil. O federasyon mu? Evet. Şampiyon oldu. Onu evet. Öyle söyleyelim. Evet. Evet. Sonra bunu anteparantez belirttiğin çok güzel oldu. Çünkü abi, onu çünkü, ben bir daha hiç yapamadım. Yanlış oluyordu. O yanlış oluyor. Çünkü evet. Federasyonlar var. Bildiğimiz Alyas var. Federasyonlar var. FCI'nin var. Onların federasyonun yarışmada birinci seçtikleri köpekler farklı. Bizimki dünya genelindeki alyansa bağlı olan federasyonların, yani genelde alyansa bağlı olan hepsinin yarışmada düzenlemiş olduğu yarışmanın birincisi olarak kabul edelim. Evet. Yani dünya şampiyonu ama doğru, o federasyonun dünya şampiyonu. O sizde. Zora sizde. Zora bizde. Bir boksu düşünüyorsun yani, farklı federasyonun dünya şampiyonları. Aynen o doğru. Şimdi, Zora bizde. Evet. Şimdi benim senin söylediğinden şey yaptım. Bırakın bizim Avrupa'ya göndermemizi köpe. Sen Avrupa'dan bize göndereceğini söylüyorsun. Bunu Avrupa'dan göndereceğim, evet inşallah. Şimdi inşallah. Şimdi bunda ne anlaşılıyor? Biz bu köpek hastalandığı zaman biz burada bunu iyileştiremiyoruz arkadaşlar. Yani profesyonelce yapılmıyor. Avrupa'da profesyonelce yapılıyor senin anlattığına tabii, göre değil mi? Tabii. Şimdi onun için çok güzel yapma şeyler. Yapma zorundasın zaten. Böyle kaçamağın yok. Bu köpeğe sen bu çipi taktıracaksın. Evet. Ya yapamıyorsun. Hem ya 40 bin euroya kadar cezası var abi. Köpek satmanın 40 bin euroya kadar cezası var. Tarım Okulu, Tarım Bakanlığı. Evet. Onay olmadan sen bu Türkiye'de de yasak. Evet. Mesela 8 haftadan önce köpek satmak yasak. Köpek 7 haftayı bitirecek, adam çıkıyor diyor ki bizimki 1 ay olduktan sonra biter. Hayır abi. Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu köpek 7 haftayı dolduracak. Anne sütünden kesilecek, verecek. Uluslararası köpek satıyorsun, 3 ay 21 günü dolduracak. 3 aylık gene kuduz aşısı yapılacak. 21 gün sonra köpeği çıkaracaksın abi. Yani bunun sistemi aslında, bu da Tarım Bakanlığı olayı değil. Biz bunları yapmak zorundayız. Ben çip takmadan köpek satamıyorum. Evet. O çip dedin püs, yani sadece kimlik köpeğe. Kimlik kayboldu. Mi yoksa şey mi? Abi kayboldu köpeğin, adam getiriyor cihazı boynuna tutuyor, bip bip ötüyor. Kimlik. Diyor ki Dağıstan Öztürk, telefon numarası bu, adres bu. Adam geliyor sana cezanı yazıyor, köpeğe de veriyor, gidiyor. Cezayı da yiyorsun. Tabii cezayı yiyeceksin, köpeğin kapından çıkmayacak, kaçmayacak, senin alanını terk etmeyecek. Hmm. Yani köpeğe terbiye etmek zorunda. Bir de şey diyeceğim, bu şey var mı mesela, köpek bulması için Avrupa'da çips var mı? Mesela buna takıyoruz, çalındığı zaman veyahut da kaybolduğu zaman. Navigasyon gibi bir şey. Yani, o var mısınız? Adres tespiti yapan aynen, bir şey. Aynen. Ondan ben duymadım abi. Yok herhalde ya. Ben duymadım. Bizim da. Bir takipçimiz söyledi de Avrupa'da var diye. O tip de. İşte dediğimiz o muhtemelen odur. Mesela benim köpeğim kaçıyor, sen sokakta tutuyorsun. Ve mesela benim başıma geldi. Benim köpeklerin yanına gelen, kokuyu alıp gelenler mesela. Köpekler oldu. Tutuyordum, arabaya atıyordum. Veterinere götürüyordum, bak diyordum. Veteriner bakıyordu. Telefonla sahibini arıyordum. Gelip köpeğini alıp gidiyordu. O şekilde bir şeydir yani. Ama bu adres tespit gibi bir şey yok abi. Evet. Alan tespit yok. Öyle bir şey olmadı. Belki de vardı. Yanlış tabii söylemeyelim ama benim bildiğim yok. Evet. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Mesela bizim gibi şeyler için, yetiştiriciler için. Yani biz ufak tefek yetiştirme yapıyoruz. Avrupa'da olup da bizim yanlış yaptığımız şeyler. Ne görüyorsun sen? Abi ben yemek kaplarının bir kere yerde olmasını ben kabul etmiyorum. Bir kere köpeğin yemek kabı burada olmayacak. Niye diyeceksin? Çünkü köpek burada yemek kabı varsa, köpek burada alanda serbest, özgür değil de kafesin içindeyse, yemek kabındaki yemeği yedikten sonra oraya gelir, oraya çişini de yapar. Çünkü köşe, orada bir nevi yeri. Evet. Yuvasına da yapar, oraya da yapar. Artı köpekleriniz yerde beslenme yeri. Abi yemek yediğin yerde köpek yiyen köpeğin, bakın abi yüksekte olduğu zaman hareketle gösteriyorum arkadaşlar, bilebilir de dalgada geçebiliriz. Abicim havada yiyen köpek şu şekilde yiyecek. Boynu da ayakları da dik yiyecek. Ama yerde yiyen köpek bu şekilde. Şu bilekleri bükebildiği kadar bükecek. Hı hı. Ve aynı zamanda bu omurilik kemiği dediğimiz bükülecek. Sen yavru köpek üretiyorsun. Anatomisini bozuyorsun. Tabii. O köpek dik duracak. Boynu da dik duracak. Zaten veterinerler buna sana tavsiyede bulunuyor. Benim yemek kaplarım mesela yerden belli bir mesafede yüksektir. Ben gördüm. Onların hoşuma sebebi gitti. Hani rahatlıkla alakalı evet. Değil. Köpek yüksekte olması ama, olduğu için. Ama bir de şöyle. Temizlik olayı abi. Evet. Ama bir de şey gördüm de. Mesela kaba pisleyen köpek de şey değil ya. Abi makbul değil fazla. Şey var, şöyle bir şey var. Sen bir köpeği günlük bırakırsan şöyle bir gezer gelirse o köpek yuvasına da pislemiyor. Evet. Ama aynen. Sen o köpeği yuvaya hapsedersen, çünkü erkek köpeklerin doğası gereği ya bir köşe bulacak, düz alandan normal diye yapmazlar genelde, sen kendin biliyorsun. Ya bir köşe bulacak, ya bir kap bulacak, ya bir yer bulacak yani orada. Gelecek ayağını onun üstünde kaldıracak bu köpek. Yani bunlar da oluyor abi, olmayan şeyler değil. O yüzden bence temizlik abi, bence ilk etapta. Bizim temizliğimiz yok diyorsunuz. Temizlik size. Olacak abi, temizlik ve eğitim olacak. Şimdi köpekleri biz ne yapıyoruz? Çok sevmiyoruz. Bir de elimizi alıp poz vermek için, video çekebilmek için köpekleri birbirlerine karşı kışkırtıyoruz. Evet. Sen bu köpek kapında köpeği niye öbür köpekle birbirine kışkırtıyorsun ki? Bırak, yani bu köpeklerin doğasına. Sen bu köpeği zaten rahat bıraksan bunlar zeki işini biliyorlar.
gerçekten yapması gerekenleri biliyorlar evet. Abi de. Tabii biz buna müsaade etmiyoruz. Köpek sahibini dinler. Sahibini nasıl yetiştirirse o şekilde yetiştirsen bir köpeğe katil yetiştirsen olur. Evladını bile o şekilde yetiştirirsen katil olur. Evet. Sen aşılarsan evladına küçük yaşta öyle olur. Köpeğe de yetiştirsen olur ama evladına da köpeğine de küçük yaşta terbiye aşılamaya çalışırsan o köpek terbiye olur. Bak amcam ne diyor? Köpek hırlıyor gidiyor. Ben dur deyince durur diyor. Duruyor. Sözünü dinliyor. Önemli olan bunu yapmaz. Adam zinciri bırakıyor, köpeğe çıkarıyor. Hadi bir gez diyor. Köpek bu kafesten çıkıyor, öbür kafeste köpeğe gidiyor, hırtlanıyor, basıp öldürüyor. Psikolojisini oynuyor. Karakterli bir köpek mi sence? Psikolojisini oynamış. Sen köpeği delirtmişsin, kafayı yemiş. Bu köpek normal değil, bu köpek çok azgın değil. Bu köpeğin psikolojisi bozulmuş, deli. Akli dengesi yerinde yok ya. Yani senin bu köpeği yetiştirdiğin gibi, ben inanıyorum ki yani bir insanı o şekilde yetiştir, o insan da öyle yabani olur. Yani biraz terbiye vermek gerekiyor bence. Köpeği yetiştirmek. Şimdi mesela şimdi tabii o şey de bana biraz şey oluyor. Ben biraz sert köpekleri seviyorum biliyor musun? Abi sert. Mesela bende bir Poyraz var. Ya koyur neye koyursan koyur gidip çöküyor yani. Biraz psikopat ya bir şey. Ya abi sert köpek ama olur da şöyle bir şeyden olmasını doğru bulmuyorum ya. Bir evin içinde iki tane köpek niye birbirine girsin ki ya bıraktığın zaman? Aynı bir kafesten bırakıyorsun öbürünü de öbür kafesten bırakıyorsun birbirine giriyorlar. Sence bu normal mi? Şimdi yok, şimdi o şeye de bak, ben şöyle arkalı olması gerekmez mi? Tabii canım, şimdi bunlar mesela benim köpekleri, ben kendim şey yaptım, koyuyorum bunu, davar çıkarken ama. Evet. Kendilerini yalnız koyurduktan değil, davar çıkarken bunlar koyur, giderler, abimiz sen de bilirsin, davarda hiç şey olmaz. Yani bir bakar, birbirinin tehlike görürlerse evet, yaklaşmazlar ama davarın içinde dururlar. Evet, zaten özgür gezen köpekler çok kolay kolay ellemezler. Köpekler. Yani, şimdi ama... Ama şey yok yani nedir? Burada şey yok. Birbirlerine şey yapmazlar. Ama bu ikisini beraber aynı anda bırak birbirlerine girerler. Yani benim köpeklerde gördüğüm o. Zincirden bıraktığını. Zincirden bırak, ikisi birbirini i̇kisi bulur birbirini. Bir şekilde. Şimdi o ilk etapta bıraktığında oluyor zaten da benim köpek mesela geçenlerde kaçtı evden. Ben sokakta köpeği zincirle gezdirirken hatta bağlı tutup gezdiriyoruz. Gezdirirken normalde bahçelerde gördüğü köpeklere ciddi derecede saldırır. Yani tutsam engellemeye çalışırım, saldırır. Fakat geçenlerde köpek kaçtı, öyle bir tesadüf, kapıyı açık bıraktım, kaçtı. Bana oyun yapıyor, ben kaçıyorum, o kaçıyor, ben kaçıyorum, ben terse kaçıyorum, o kaçıyor. Sokakta her zamanki tepki verdiği köpeklerin hiçbirine yaklaşmadı. Hiç tepki vermez. Şöyle bir baktı, yuvasına doğru yanaştı, geri döndü, gitti. Yani özgür olan bir köpek bunu yapıyor abi de, bağlı olan köpek genelde birazcık evet, sert oluyor. Yani evet, onu birazcık aslında biz işi biliyoruz, o yüzden de bağlıyor, sert de oluyor abi. Yani, evet. Bağlamazsan, istemezsen, o köpeği aynen, doğasına bırakırsan aynen, çok mütevazı, saygılı, böyle güzel, evet, seveceğin, saldırgan değil, insanlarla iç içe yaşayabilen bir hayvan haline getirebiliyor. Şey, biz yabani kurt gibi oluşturmuşsun, kurda benzeyecek ya, yabani kurt gibi olsun, öyle yetişsin istiyoruz. Şimdi bizim buralarda şeyde ya, hay diline sağlık derler biliyor musun? Valla yani doğrusu o. Ben şahsen kendi adıma söylüyorum, benim de köpeklerim var, ben de YouTube videosu yapıyorum fakat o şekilde köpeklerin videosunu çekip yapmak istemiyorum. Evet. Bir de Avrupa'da zaten öyle bir şey yapmış olsan çok büyük tepki alırsın. Şimdi, şöyle bir şey diyeyim. Şimdi ben bunu aldım. Evet abi. Yaylada şey Hamza abi gittim. Poyraz'la beraber gittim. Dedi ki Poyraz şeyde dedim, bağcıda dedim sıkıntı olur mu dedim. Yok dedi benimkiler çökmez dedi. İndirdim. Evet. Çöktüler. Sonra arkadaşlar sen özellikle mi yaptın diyorlar ama adam diyor ki bir şey yapmaz diyor. Ama maalesef kapıştılar bunun ayağına zarar verdi. Yapar abi. Zarar verdi, ondan sonra sıkıntı oldu. Ama şimdi mesela ben onu bilinçli olarak yapmadım. Yani bilinçli ama sen diyor sahibinin ki sahibinin sözüne güvendin. He. Şimdi abi, adamlar diyorlar ki sen orada şey rating yapmaya çalışıyorsun diyor. Değil, rating değil. Bu olay ben sana söyleyeyim. Fransa'da da şöyle bir şey var. Sen sokakta köpeğe gözdürüyorsun ya abi. Sahibine zaten elli yemesin gidip kolay kolay. Sahibine soruyorsun ne yapar diyorsun. Isırmaz dediğin zaman Fransa'daki yabancı mesela birisi direkt gelip köpeğin kafasına yapışıyor, okşuyor, seviyor. Hiçbir şekilde sahibinin sözüne itaat ediyor. Çünkü biliyor o köpeğin ısırmayacak dediyse o köpek gerçekten ısırmayacak köpektir. Bak ama tutup da ben sana benim köpeğim seni ısırmaz deyip de benim köpeğim seni ısırıyorsa demek ki ben köpeğimi bile tanıyamıyorum. Yani bu köpeğimde demek ki bir problem var. Bunu da bu şekilde de düşünebiliriz abi bence. Ya bence terbiye, her şeyde terbiye. Köpek zaten kendi işini biliyor abi. Yapacağını biliyor. Benim köpeklerim havluyor. Mesela ben olmadığım zaman biri gelsin, köpekler havlar. Mesela şuradan sahibiyle gelirsek, biz amcayla gelirsek, köpekler bize herhalde tepki vermeyecek. Ama amca olmazsa biz gelirsek, köpekler bizi buraya koymayacak. Köpek işini biliyor. Yani işini kendi yapıyor zaten. Ben bu köpeğe özellikle saldırgan alıştırmama gerek yok ki. Ya bu köpeği elimize aldık. Gece gel bu köpeğe. Şuradan girdiğin zaman ısırmasa bile oradan bas bas bağıracak. Gel diyecek. Çağıracak amcayı. Gel bak biri geldi. Ya sana sesi veriyor. Benim köpeğim de öyle yapıyor. Mesela Fransa'da sistem bize 30 tane bir soru verdiler abi.
30 tane sorunun içindendedir, 18 tane doğru cevaplamak zorundasın. Mesela adam sormuş, köpeğini neyle beslersin? Köpeğini neyle beslersin? Ve yemeğini kaç günde bir değiştirirsin? Kaç haftada bir değiştirirsin? Ayda bir mi değiştirirsin? Sana şık sunuyor. Ben de yazdım, arada değiştiririm hani diye, bağırsakları belki rahatlasın. Her seferinde yanlış soru çıktı. Benimki. Köpeğinin diyor yemeğini tek model, ne veriyorsan onu vereceksin. Köpeğe et mi vereceksin? Atıyorum. Eti haşla diyor. Kurumamasıyla yine karıştır diyor. Ne veriyorsan diyor, değişik bir şey vereceksen de diyor, onu o yemekle karıştırarak ver diyor. Günlük verdiğin yemekle karıştır. Yasak. Yapmayacaksın diyor. Yani bunlar bir soru. Bunu cevaplarsan doğru olarak geliyor. Şimdi arkadaşlar, biraz daha muhabbette devam eder inşallah. Buradayız abi inşallah. Daha yarın da İnşallah güzel daha çekimler yaparız. Bu videoyu burada noktalayalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Diline sağlık tekrardan. Allah'a emanet olsun abi. Allah razı olsun. Sağlıcakla. Kendinize iyi bakın.